İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bilgileri paylaşan gazeteci Murat Ağarel'in yazısına göre 2017-2019 yıllar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşinin başında bulunduğu Turkuaz Yayın Grubu'na 15 milyon 293 bin TL aktarılmış. AK Parti döneminde kapanacağı açıklanan Türk medya yayın organlarına ise 5 milyon 764 bin TL'lik reklam verilmiş. Ağır el, Yağma Hasan'ın böreği başlıklı yazısında oldukça ses getirecek yeni iddiaları köşesine taşıdı. Kimileri inkar etti, kimileri önce kabullenmedi, sonrasında ise kabullenmek zorunda kaldı. Ne yazmıştım? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ'ın sahibi olduğu, Türk medya grubuna bağlı gazetelerden biri olan Star gazetesinin kapanması gündemdeydi. Gazete 31 Aralık'ta basılı yayınına son verdi. Star gibi yandaş gazetelerin özelliği neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden reklamada altında aldıkları paralar. Şimdilerde kapanma telaşında olan iktidara yakın gazeteler aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kemiren gruplardı. İmamoğlu, "Adama kişiye, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti." deyince toplanıp gitmeye başladılar. Ekseriyeti 2017-2019 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri toplamda 57 milyon TL reklam dağıtmış. Bu reklamlara sponsorluklar dahil değil. Sadece internet, gazete, dergi ve TV reklamları. Peki kim ne kadar almış diyerek listeyi yazmıştım. Şimdi gelin o listenin devamına bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı destekle transferleri yaptığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Spor Kulübü İstanbul Otobüs AŞ'den 2015 yılında 500 bin TL reklam desteği almış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne ise 2014 yılında 250 bin, 2015 yılında ise 500 bin TL aktarılmış. Selçuk Yavuz'un Güncel Analiz ve Name Haber sitesine 70 bin TL, Milat Gazetesi'ne 2018 yılında 177 bin 962 TL, MHP ile Cumhur İttifakı'nın oluşmasından sonra Bengü Türk TV birkaç ay içerisinde 225 bin 400 TL reklam almış. İlginçtir, Türk TV daha öncesinde herhangi bir reklam almamış. Mustafa Bursalı'nın sahibi olduğu Ata Haber sadece Kiptaş'tan 61.500 TL, Hasan Celal Güzel'in Türkiye dergisi 173.000 TL, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in başkanlığını yaptı. Kurucular arasında Atilla Koç, İdris Güllüce, Yusuf Tülün, İrfan Gündüz Ömer Dinçer, Mehmet Müezzinoğlu'nun olduğu Türk Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi, 2017-2018 yıllarında Nokta İstanbul dergisi için 102 bin TL reklam almış. Dergilerine ise 91 bin TL reklam desteği aktarılmış. Dikkatimi çeken diğer bir husussa reklam ajansları oldu. Reklamların çok büyük bir kısmı Necmi Çiçekçi'nin sahibi olduğu FKR Dijital, Ahmet Akyol ve Asiye Bülbül'ün sahibi olduğu Virtüs Medya gibi firmalar üzerinden dağıtılmış. İsimlere şirketlere takılmayın. Sonuç olarak ben burada bir sisteme nasıl çomak sokulduğunu anlatıyorum. Bu düzene dur diyen İstanbul halkı tam 800 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu'nu başa getirdi. Başa getirdi ki halkın parası bu tür kaynak tabakası yaratma adına harcanmasın. Bakın görüyorsunuz tek tek kapanıyorlar devamı gelecek dedi